Kıymetli üyeleri ve değerli Yeşilli halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programımıza hepiniz hoş geldiniz. İçin canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu uğurda büyük bir inançla mücadele eden halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere ilçe merkez cami müezzin kayyımı Eyüp Çetin hocamızı أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن tanka karşı dimdik duran kahramanlara, selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara, selam olsun aksakallı yiğit delikanlılara, selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara ve selam olsun kefenim sırtımda diyen başkomutanlara. Saygıdeğer kaymakamım, değerli kurum amirlerimiz, değerli siyasi parti temsilcilerimiz, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Yeşilli halkı. Sözlerimin başında bu anlamlı gecede, bu zafer gecesinde hepinizi selamların en yüce selamı olan Yüce Rabbimin Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli hazırın, 8 sene evvel gecenin bu saatinde ne oldu? 15 Temmuz. 15 Temmuz vatan hainlerinden bahsediyoruz. Vatan hainleri maşa. Ama el kim? Hainleri bildik. FETÖ ve yandaşları. Onların beyin takımı kim? Akıl babası kim? Mossad, CIA, Amerika ve İsrail, Haçlılar. Bunların kini bugünden değil, bu ta 1071'den evvel süre gelen bir kin ve nefrettir. Bunlar bu coğrafyaya hakim olmak için, bunlar bu coğrafyanın güzelliğine hakim olmak için, bu coğrafyanın zenginliğine hakim olmak için asırlardır, yıllardır kin ve nefretlerinden taviz vermiyorlar. Dün vermediler, bugün vermiyorlar, yarın da vermeyecekler. FETÖ alçağın biri. Ama onu maşa gibi kullanan kim? O aklı, o beyni, o bütçeyi, o cesareti kim verdi ona? İhanet arıyorlar. Bunlar Suriye'yi parçaladılar. Bunlar Irak'ı parçaladılar. Afganistan'ını hale getirdiler. Tunus'unu hale getirdiler. Arap baharı dediler, Arap kışına çevirdiler. Demokrasi dediler, insan hakları dediler. Namus dediler. Hiçbir şeyi söyledikleri gibi yapmadılar. Tam tersine. Irak'ın haline bakın, Suriye'nin haline bakın. Afganistan'ın haline bakın. Türkiye'de öyle zannettiler. Kolay lokma zannettiler. Ama çok sert bir kaya çarptılar. Evet, aziz milletimizin en büyük silahı
onların silahlarından daha üstündü. O çıplak ellerdeki görünmeyen silah neydi? Göğsündeki milletimizin vatan sevdasıyla dolu imanıydı. Böyle bir imana sahip başka millet bulamazsınız. Şimdi normal bir vatandaşa diyelim ki çık şu ana caddede herhangi bir aracın önüne at kendini. Kimse atmaz. Ama böyle milli bir ruh, milli bir direniş gecesi söz konusu vatan, millet, bayrak ve namus olunca işte millet çıplak elleriyle o tankların önüne durur, o silahların önünde durur ve kahramanlığını, asaletini bir kez daha bu alçaklara gösterir. Evet, değerli dostlarımız, uyanık olmak zorundayız. Bu işi şakası yok. Bunlar fırsat kolladıkça gelecekler. Su uyur, düşman uyumaz diye bir atasözümüz var. Atasözümüz var. Bunlar dün neyse, bugün de öylediler. Yarın yine öyle olacaklar. Bugün FETÖ'yü kullandılar, yarın başka örgütü kullanacaklar. Bunlar İslam aleminin, bu devletin, bu milletin, Osmanlı ve Selçuklu'nun torunlarının yakasından ellerini çekmeyecekler. Ama Allah'ın izniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geldikleri gibi daha kötü gidecekler. Bu millette bu azim, bu kararlılık, bu sevda, bu aşk olduğu müddetçe hiç kimse moralini bozmasın. Bu birlik, bu beraberlik, bu 85 milyon kardeşlik, bu direniş 15 Temmuz'da olduğu gibi binlerce 15 Temmuz daha çok akıllı yaşlıları var. Çok güzel örf, anayel ve değerleri var. Bu millet böyle kolay kolay millet olmamış. Bunlar zannettiler ki biz geçer, bir gece de ezer geçeriz. Ezemezsiniz, ezemediniz. Bu duygu ve düşünceyle sözlerimi fazla uzatmadan Allah bu millete bir daha öyle geceleri nasip etmesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi ve kardeşliğimizi bozmasın. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Sinop'tan Hatay'a kadar, Şırnak'tan Edirne'ye kadar yedi bölge, yedi kalp, yedi dil olsak bile biz bir ve bütünüz. Bu şanlı bayrak Allah'ın izniyle bu birliğin ve beraberliğin sayesinde ilelebet bu şekilde dalgalanacak ve güzel esintilerle onlara en güzel cevabı verecek. Bu duygu ve düşünceyle hepinizi en kalbi duygularla selamlarken bir teşekkürü de ilçe halkıma yapmak istiyorum. 15 gecesi, 15 Temmuz gecesi olduğu gece ben belediye hoparlöründen kendi sesimden hem de kapıyı ayağımla kırarak yaptığım çağrıda aziz ilçem 15 dakika, yarım saat içinde araçlarıyla genci, yaşlısı, kadın, erkeği meydanlara indi. Ve o gün biz Artuklu'da 15 Temmuz'un sembolü olduk. 27 gün boyunca Yeşilli, Yeşilli Belediyesi, Yeşilli Gençliği ve Halkı, yaşlısı, kadın, erkeği Mardin'de 15 Temmuz'un hem sözcüsüydük, hem hizmetkarıydık. O hizmetkarlığımız helal hoş olsun. Dün yaptık, bugün de ihtiyaç duyulduğu anda canımızla bunu ödemeye yapmaya hazırız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun, var olun. Değerli Yeşilili hemşehrilerim, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkıyla tarihe altın harflerle nakşedilen destansı bir mücadelenin anma günü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü vesilesiyle sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
Kartal bakışlar, kartal bakışlar, bedeller üstüne yığılsa taşlar. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez. Bir nasihat edem sana, bir nasihat edem sana. Bu vatan benim vatanım, yapma savaş kıyma cana. Bu vatan benim vatanım, yapma savaş kıyma cana. Bu vatan benim vatanım. في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler, sizlere kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Rahmanallah, tüm dertlere derman Allah. El açtık divanına durduk, dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sa'yimizi meşkur, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. الصلاة
Allah.